Başlayalım mı paşam? Tabii. Bugün nedir şöyle durum? Herhalde. Son durum ne? Son durum, son durumu ne, müsaade dersen değerli yani, izleyenlerimize açıklayalım. Şimdi Rusya ilk harekatın yani işgal harekatının başladığı gün Donbas'ın bağımsızlığını tanıdı. Biliyorsunuz 22 Şubat 2022'de. Donbas'ın bağımsızlığını tanıdığında Donbas'ın 2/3 yaklaşık Ukrayna ordusunun kontrol altındaydı. Şimdi bağımsızlığını tanıdığı ve kendisine bağımlı olarak inandığı Donbas bölgesinin 2/3 Ukrayna ordusunun kontrolü altında olunca imzaladığı karar Putin'in askıda kalacaktı. Eğer bu bölgeyi tamamen Rus güçleri tarafından kontrol etmeseydi. Şimdi buradan harekatı, işgal harekatını başlattı. Donbas'ın tümünü kontrol etti şu an itibariyle. Burada Donbas'ta artık Ukrayna ordusunun birlikleri yok. Burada Putin'in Rusyası bir başarı kazandı. Bunu kopardı Ukrayna'dan. Ne, nasıl kopardı? 2008'de Gürcistan'da Güney Ossetya ve Abazya'yı kopardığı gibi kopardı. Tarih tekerrür. Aynısı. Taklit et. Harekat başladıktan sonra tabii Rus ordusu sadece Donbas'tan değil, şu görülen yerlerden de harekatı başlattı ve şu anda devam ediyor böyle yerlerde. Burada tabii peki Rusya bu işgal harekatını başlatırken bir kere şunun altını çizelim. Objektif bir akademik değerlendirme olarak, akademisyen olarak söylüyorum. Öyle de olmalı. Rusya'nın başlattığı bu saldırı uluslararası hukuka aykırıdır. Neden aykırıdır? Birleşmiş Milletler tarafından egemenliği kabul edilmiş bir ülkenin, komşu ülkenin topraklarına bir saldırıdır bu. Dolayısıyla bir işgal harekat. Onun altını çizelim. Savaş ama, demiyor muyuz? Çünkü öyle efendim, bir savaş demiyor muyuz? Öyle bir savaş da diyebilirsiniz. Ancak savaş biraz sonra onu açıklarız. Ancak Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı, meşru olmayan bu harekatı ya da bu saldırısı NATO'nun ve ABD'nin haklılığını ortaya çıkarmaz. Onu sorarsanız onların haksızlığında açıklamak zorundayım. Akademisyen. Onların da payı mı var diyorsunuz? Payı bu çok var. Onların payı bana göre daha fazla. Ukrayna'yı ateşe mi attılar yani? Ateşe attılar. Çünkü bakın tarih tekerrür ediyor. Ukrayna'yı 1995 yılında, 1995'lerde... NATO'ya başvurmuştu aslında. Şöyle, 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra 1995'lere doğru NATO açık kapı politikası uyguladı. Yani Open Door Policy dediğimiz NATO'nun genişleme süreci başladı. NATO ne yaptı? Açık kapı politikası uyguladıktan sonra o zaman 16 üyesi vardı NATO'nun 1991 itibariyle. Sovyetler dağıldıktan sonra 16 üyesi olan NATO bakın 1995'lere doğru dedi ki biz açık kapı politikası uyguluyoruz. Varşova Paktı'nın dağılan ülkeleri, Sovyetlerin eski coğrafyası ülkeleri kim olursa olsun bize üyeliğe başvurabilir dedi. Bunun üzerine bu üye başvuran, istekli olan ülkelerin hepsini bir şemsiye altında topladı. 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 Tamam. Ama NATO üyesi değil. NATO üyesi değil. Adı tamam. Ne bu şemsiyenin? Evet. Barış için ortaklık. Yani Partnership for Peace dediğimiz barış için ortaklık şemsiyesi. Barış için ortaklık şemsiyesine kim dahil oldu? Şu anda Sovyetlerden dağılan bütün ülkeler oldu. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, kuzeydeki Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, Estonya, şu andaki Kazakistan, şu andaki Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna dahildir buna. 95'lerde barış için ortaklık şemsiyesine girince... NATO haritasında verelim mi? Efendim? NATO haritasında verelim mi? Olabilir. Yani o harita olursa varsa tabii daha, daha iyi olur. Anlatırım. Hem hocamın konuşmaları tamam, çok da iyi, destekler. Çok iyi. Bu çok iyi. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın 1991'de 16 üyesi olan NATO açık kapı politikası uyguladıktan sonra 95'lere doğru hatta 95'lerden biraz önce Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği'nin dağılan ülkelerin hepsini dedi ki açık kapı politikası izliyoruz. Sizi davet ediyoruz. Hepsi başvurdu. Ukrayna dahil, Moldova dahil, Moldova buralı. Romanya dahil, Bulgaristan dahil, efendim Polonya, Çek Cumhuriyeti, kuzeydeki Baltık ülkeleri dahil. NATO'ya en hazır olanları, en hazır olan 3 ülke vardı. Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti. Bu Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti NATO'ya çok hazır. Yani Batı İttifakı'na Sovyetler Birliği, Doğu Varşova Paktı zamanında da Batı'ya daha yakınlardı. Bunlar üyelik sürecine yakın olduğu için denetlendiler. NATO'ya standartları ölçüldü. Sonra
1999 yılı, ben doğanda NATO'da görevliydim. O dönem bir törenle, evet, NATO'da. Büyük bir törenle, hı-hı, Polonya, Çek Cumhuriyeti, çünkü biliyorsunuz Çekoslovakya ayrılmıştı, iki ülkeye ayrılmıştı. Evet. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan 1999'da NATO bayrağı altına üye oldular. Ve orada temsilcilik oldu. Yani Türkiye gibi hakları oldu, ABD gibi hakları oldu. Şeyde tabii kağıt üzerinde. Fakat Ukrayna'nın durumu neydi? Ukrayna, Moldova'nın, Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın barış için ortaklık. Bir nedir Araf, barış için? Bir Araf durumu. Evet, barış için ortaklık şu. Ben NATO üyeliğine başvuruyorum. NATO beni, NATO'nun teknik uzmanları beni NATO'ya hazırlayacak. Üye adayı gibi. Silahlarıyla hazırlayacak, aday adayı diyelim. Silahlarıyla hazırlayacak, eğitimleriyle hazırlayacak, konseptiyle hazırlayacak, doktrinle hazırlayacak. Yani NATO'ya uygun bir ülke haline getirecek. Aynen öyle. Ondan sonra alacak. Çünkü doktrin farklı NATO. O zaman peki, ben de... Peki alınan ülkeler hazır mıydı? Alınan ülkeler hazırlandı 5-6 yıllık sürede. Hı. Alınan ülkeler hazırlandı. Ukrayna, Polonya, Ukrayna... Hayır, hayır hazırlan. Ben de Ukrayna, o zaman Moldova ve Bulgaristan'ın o andaki NATO'ya hazırlık sürecindeki denetleme heyetinin de içinde yer alıyordum. Benim bulunduğum kısım, bulunduğum departman, şube ona bakıyordu. Kaç ayda bir gidiyordunuz Ukrayna'ya? Yani 2-3 ayda bir denet, bazen 4 ayda oluyor. Amerikalı bir general vardı başımızda. Biz de uluslararası karargahtaydık. Yani yabancı subaylarla gidiliyordu. Normal, çok objektif bir şekilde değerlendiriyorsunuz. NATO'nun kendi önemli sistemleri var. O zaman Ukrayna'yı gördük, Moldova'yı gördük. NATO'ya üyelik sürecine hazırlık atmosferi hiç yoktu. Yani onlardan sezemedik. Moldova'dan, Ukrayna'dan. Çünkü Rus etkisinin en fazla hissedildiği ülkelerden biriydi onlar. Ukrayna, Moldova dahil ama. Ama Bulgaristan, Romanya öyle değil. Daha ileri. Nitekim 2004'te Bulgaristan, Romanya üye oldu. 2006'da üye oldular. En son 2017'de Karadağ oldu. 2020'de de Makedonya oldu ama Makedonya'nın ismini değiştirdiler. Niye? Çünkü Yunanistan, eğer Makedonya derseniz ben oy vermem dedi. Evet. Kuzey Makedonya adını taktı. Çünkü o Yunanistan kendini Makedon olarak addediyor. Dolayısıyla Ukrayna 1995'lerden itibaren NATO'nun ortağı, bakın NATO'nun ortağı ama NATO üyesi değil. Yani Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 14 maddesi dediğimiz 14 maddeyi kapsamıyor. Ancak NATO'nun ortağı. Ne demek NATO'nun ortağı? Eğitim desteği verecek, danışmanlık desteği verecek, ihtiyaçlarıyla ilgili alışveriş. Bir de bunların hepsinin NATO'da temsilcilikleri var. Stoltenberg'in biraz önce NATO'nun sınırlarını koruyacağız sonuna kadar dediği yerde Ukrayna yok ama. Yok. NATO'nun her karış toprağını koruyacağız dediği yer, NATO şu anda 30 üyeye sahip. 30 üyenin içinde Türkiye var, Karadağ var, Kuzey Makedonya var. Ama Ukrayna, Gürcistan, Moldova yok. Onları koruyamaz. Peki nereye konuşlandıracak? Şöyle Paşa, ama şunu yani, dedi. Şunu dedi Hülya'nın. NATO Genel Sekreteri bir cümle daha kurdu. Dolayısıyla 5. madde, yani Article 5 dediğimiz 5. madde nedir? Değerli izleyenlerimize açıklayalım. 5. maddenin özeti şu NATO'nun. En fazla konuşulan. Stoltenberg de bahsetti. Evet. Bir ülkeye, NATO üyesi olan bir ülke. Örnek veriyorum Türkiye'ye. Örnek veriyorum Yunanistan'a. Kuzey Makedonya'ya ya da Slovakya. O da NATO üyesi. Yapılan saldırı olursa Rusya tarafından ya da herhangi bir başka bir ülke tarafından, bütün ülkeler, yani NATO, ya yapılmış sayılır bu ve o saldırıya birlikte karşı koyarlar. NATO'nun 5. maddesi budur. NATO 5. maddeyi tarihte kaç kez çalıştırdı derseniz, 72 yıllık NATO tarihinde bir kez çalıştırdı, Afganistan'a çalıştırdı. Afganistan. Şimdi soru şu olabilir değerli izleyenlerimiz. 11 Eylül'den sonra. Afganistan'a 11 Eylül 2001'de, NATO'nun Afganistan'a müdahalesi için 5. madde çalıştırıldıysa, neden ortağın dediği ve üyelik sürecine 20 yıldır hazırlanan, 22 yıldır hazırlanan, hatta daha fazla süredir Ukrayna için bu yığınak sürecinde veya Gürcistan 2008'den itibaren tehlikede olduğu belli olan Ukrayna'ya NATO neden herhangi bir destek sağlamadı? Neden? Afganistan'a gitti. Neden? Evet. Neden? Çünkü ABD'nin orada çıkarları vardı. Ve ABD'nin karşısında Afganistan'da Rus askeri güçleri yoktu. Tekrar söylüyorum. Rus askeri gücü yoktu.